Haydin herkes sofraya, yemek hazır. Oo hatun, döktürmüşsün ya. Ne yaptın böyle? Hey maşallah ya, sofraya bak, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Vay madıra, yoksa bu sofra bizim burs kazanmanın şerefine öyle mi? Ha? Onu mu kutluyoruz karambolde? Ha Olcan, burs kazanmanızın şerefine o da var tabii. Bir de yani bize masraf çıkarmadığınız için hani bu gecenin harcamalarını size ithaf ediyorum çocuklar. Ömerlere hazırladığın sofrayı da gördüm. Ellerin dert görmesin, sağ olasın. Ay, öyle laf mı olur Orhan? Tabii ki hazırlayacağım. Ayrımız gayrımız mı var bizim? Yani çocukların halini bir göreydin. O kadar mutlu olmuş ki zavallılar. Kaç zamandır yüzlerinin böyle güldüğünü görmemiştim. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin canım karım benim. Ya hadi afiyet olsun hadi. Ya bir şey soracağım. Nebat'ım sana niye toplu ödeme yaptı ya? Bir şey yok değil mi? Bunlar şimdi yazlık eve geçtiler ya. Ev nasıl büyük. Pis, toz içinde. Çok yoruldum. Kadıncağız herhalde halime acıdı, öyle bir toplu ödeme şey etti yani. He, doğru olabilir tabii. Yani bundan sonra orada mı yaşayacaklar? Bilmiyorum vallahi. Bir taşınacağız, maşınacağız diyorlardı ama. Madırım, eline geçen parayla herhalde bize sınavı geçtik hediyesi alacaksın. Bir sofrayla geçiştirmeyeceksin değil mi? Bir sofrayla geçiştireceğim Olcan. Bursu bana mı kazandın? Kendine kazandın. Aşk olsun madırım ya. Vallahi bak aşk olsun size. Yani bizim size yakışır bir evlat olmak için çektiğimiz çilelere bak. Şu yaptığınıza bakın ya. Hiç yakıştıramadım. Bir hediye bile çok görülüyor bize. Aslında Akif Bey söz verdiği gibi yalan söylemeyi parayı yatırsaydı biz o sınava girmek zorunda kalmazdık. Ama bu zenginler böyle. İstediklerinde ümitlendirirler, istemediklerinde eziklerler. Ne? Bu hep böyle mi olacak ya? Kontrol hep onlarda mı olacak? Hadi gel. Güzel kızım hayırdır ya? Sen niye böyle isyan bayrağı açtın? Fadırım, ya sen bilmiyor musun kızını ya? Ya o bazen böyle tepesi atıyor onun. Biliyorsun yani. İştahım yok zaten, sizinkini de kaçırmayayım. Kızım saçmalama, otur şurada ya. Allah Allah. Otur iki lokma bir şeye. Böyle acı acına. İstemiyorum. Bak. Bana mı bozuldu bu şimdi? Bana mı açıyor bu havaları? Ha? Sözde ne olacak? Hep bir protest, hep bir isyan. Sen niye bir şey yaptı acaba senin için? Ya, partide yardım ettim ya, ondandır herhalde. Başka bir sebebi olabilir mi acaba? Nasıl yani? Bilmiyorum. Seni böyle baloda da süzüyordu ha, böyle bir başka bakıyordu yani. Ha. Ya yok da kızım, ya sana öyle gelmişti yani. Bana niye baksın? Gördün mü hakikaten? Nasıl bakıyordu? Vallahi ben bakışlar yakaladım. Senden hoşlanıyormuş gibi bakıyordu ama bilemeyeceğim. Yok ya. Yoktur öyle bir şey. Hem diyelim ki var, öyle baktı. Benim aç demeçle uğraşacak halim var mı? Niyeymiş o? Açız kızım, aç. Aşk karın doyurmuyor, biliyorsun. Harbiden bizim ne kadar paramız kaldı Ömer? Ha. Bakalım ne kadar var. Nikah şekerinden kazandığımız para. Benim cebimde de 7 lira varmış. Şimdi 100 akbile, 100 elektrik faturası için yengeme. Yeni iş bulana kadar 107 liramız var. Aa, bak duymuş gibi nasıl Gonca abla arıyor. Alo efendim. Evet. Evet, boşum. Tamam, teşekkür ederim. Bekliyorum o zaman. Görüşürüz. Yarına temizlik işi ayarlamış. Adresi atacaklar şimdi. Süper. Ben de iş buldum mu? Tamam gibiyiz ha? Toparlarız sanki. Öyle gibi. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.